Hayırlısıyla mı değil mi bilmiyorum ama 2021 yılına girdik. Neden bunu söylüyorum? Çünkü bugün arka arkaya zam haberleri açıklandı. Doğalgazdan elektriğe, elektrikten motorlu taşıtlar vergisine kadar her alanda çok ciddi zamlar söz konusu. Bu arada yeni yeni cezalarda gelmiş durumda gözümüz aydın. Diğer taraftan İstanbul Ticaret Odası tarafından İstanbul enflasyonu açıklandı arkadaşlar. Son 16 ayın en yüksek enflasyon rakamına ulaşılmış durumda. Bunda detaylarını konuşacağız. Aynı aynı dünyadaki gelişmeleri de sizlerle paylaşacağım. Biliyorsunuz korona hızla yayılıyor. Ayın 20'si itibariyle Biden koltuğa oturacak ve pazartesi günü itibariyle de piyasalar açılacak. Nasıl bir piyasa bizi bekliyor? Neden arka arkaya zamlar yapılıyor? Enflasyon, dolar düşürülmeye çalışılmasına rağmen neden hala yükselmeye devam ediyor? Bütün bunları konuşacağız. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlarım. Önce şu zamlarla başlayalım. Çünkü hepimizi yakından ilgilendiren çok önemli konularda yapılmış zamlar var. Bunlardan birisi doğal gaz zammı %1'lik faturaya yansıma olacak bundan sonraki süreçte. Elektrik faturasına da %6 oranında zam yapılmış durumda. Enerji hizmetlerine de %14 oranında zam yapıldı. Açma, kapama, diğer tüm hizmetlerle ilgili %14'lük bir zam var. Hani konuşuyorduk ya faturalara yansıtılan bir yığın hizmet gideri var diye, danışmanlık hizmetleri vesaire. Bütün bunlar şirketler tarafından faturalara yansıtılacak bundan sonra demiştik. Ve bu tepki sonrasında da EPDK açıklama yapmıştı biliyorsunuz. Bunların faturalara yansıtılmayacağını söylemişti. Demek ki bunun karşılığında yeni bir zam haber vereceklermiş bize. Aleni olarak açık olarak faturalara yansıtılmadı. Ama %14 oranında bir enerji hizmeti zammı söz konusu olacak. Peki asgari ücrete ne kadar zam yapılmıştı? Agi'yi çıkarttığımız zaman %10'luk bir zam söz konusu 2557 liraya geldi. Asgari ücret agi işin içine koyduğumuz zaman 2825 liraya çıkıyor. O bile yetersiz. O zammın hemen sonrasında arka arkaya zamları patlatarak insanlara verdikleri zamları burnundan getirecekler gibi görünüyor. Köprülere de zamlar geldi arkadaşlar. Osman Gazi Köprüsü'ne geldi. ikinci köprüye, birinci köprüye geldi ve %26'nın üzerinde zamlar yapıldı. Dile kolay %26'nın üzerinde zamlardan bahsediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. 2021'in ilk günü böyle neşeyle geldi gördüğümüz kadarıyla. Motorlu taşıt vergileri arttırıldı. %9.11 oranında bir beklenti vardı. ÖTV'lerin indirilmesi, motorlu taşıt vergilerinin indirilmesi, en azından otomotiv sektörü üzerindeki vergi yükünün azaltılması ile ilgili bir beklenti vardı bu yüksek faiz oranları sonrasında ama gördüğümüz kadarıyla otomotiv sektörüne de arka arkaya yeni vergi zamları yapılıyor ve yapılmaya da devam edilecek. motor taşıtlar vergisi %9.11 %11 oranında artmış durumda. Gözümüz aydın emlak vergisine de %4.55'lik bir zam söz konusu. Yani ev sahibiyseniz, arsa sahibiyseniz bundan sonraki süreçte ödeyeceğiniz yıllık vergiler %4.55 oranında artmış durumda. Cep telefonunda ilk aboneliğe de %9.11 oranında zam var. Ama güzel tarafı köprü zamlarını çıkartırsak hepsi %9.11. Hiçbiri %10 değil. O psikolojik sınırı küsüratlarla atlatmaya çalışmışlar gördüğüm kadarıyla. %9.11'lik bir zam gerçekleştirmişler. Harçlara da yine ciddi artışlar gelmiş. Ehliyet harcı 751.70 liradan 820 lira 10 kuruşa çıkmış. Pasaport harcı 249.30 liradan 272 liraya yükselmiş durumda. Hayırlı uğurlu olsun. Bitti mi? Bitmedi arkadaşlar. Aynı vapurlarda hani eskiden tarak satarlardı ya onun gibi. Bir tarak çıkartıp fiyatını söylerlerdi. Sonra arkasından bir yığın ürün çıkartırlardı yanında. İşte bugün onun gibi arkadaşlar. Bu zamlar bitti mi? Hayır bitmedi. İcraya başvurularla ilgili harçlar arttırılıyor. Mahkeme başvuruları ile ilgili harçlar arttırılıyor. Trafik cezaları %9.11 oranında zamlandı. %10 daha fazla trafik cezası ödemesi gerçekleştireceğiz. Hani ben skuturu alırım, gezerim, bunun vergisi de yok, cezası da yok diyen kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, dostlarımız, abilerimiz, ablalarımız var ya onlara da bir müjde verelim. Bundan sonra onlara ayrılan yolda gitmezlerse, araç yoluna dalmaya kalkarlarsa 314 liralık bir ceza ile karşı karşıya kalacaklar. Ona göre hani ben skuter kullanıyorum, bisiklet kullanıyorum, ceza yemem gibi bir durum söz konusu değil. Bisiklet de kullanıyorsanız, skuter da kullanıyorsanız bu cezalarla muhatap olacaksınız. Peki. Peki neden? Neden arka arkaya bu kadar ceza ve zamlar, harçlar arttırılmış durumda olabilir? Hep söylediğimiz şey oluyor da ondan. Türkiye'nin bütçe açığı hızla artıyor. Kamu harcamaları hızla artıyor. Dış ticaret açığı hızla artıyor. Cari açığı hızla artıyor. Kısa vadeli borçlar kapıya dayanmış durumda. Bütün bunlardan dolayı da vatandaşa yüklenilmeye devam ediliyor. Vatandaşın vergisi yükseltiliyor. Vatandaşın cezaları arttırılıyor. Vatandaşın harçları arttırılıyor. Bu kay kaynakla devletin bütçesi bir şekilde denkleştirilmeye çalışılıyor. Peki kamu harcamaları neden arttırılıyor? Lüks giderler her geçen gün artıyor. İtibar giderleri her geçen gün artıyor. 3-5 tane ballı gaymaklı müteahhite ihale giderleri her geçen gün artıyor. Bu kadar çok gider varken ve karşılığında gelir yokken bunun bir şekilde kompanse edilmesi gerekiyor ve vatandaşa bu yılda her zaman olduğu gibi yüklenilmeye devam ediliyor. Bu ilk zam ama son zam olmayacak. Önümüzdeki günlerde arka arkaya yeni zamlar göreceğiz. Daha benzin zamları gelecek, yeni vergiler gelecek, yeni cezalar gelecek, yeni harçlar gelecek ve bunların hepsi fiyatlara yansıyacak. Fiyatlara yansıdıkça enflasyonist ortam daha da yükselecek. Doları düşüreceksiniz, sabit tutacaksınız belki. Faizleri yukarıya çekeceksiniz belki ama enflasyonun yükselişini engelleyemeyeceksiniz. Çünkü yüksek vergi nedeniyle enflasyonist bir ortam oluşacak. Bu enflasyonun önüne geçmek falan mümkün değil. Nitekim İstanbul Ticaret Odası enflasyon verilerini açıkladı. 16 ayın, yanlış duymadınız, 16 ayın en yüksek değerine gelinmiş durumda. %14.4 seviyesinde İstanbul'daki enflasyon ayın dördünde enflasyon açıklanacak. Türkiye'deki enflasyon açıklanacak. Biliyorsunuz orada üretici ile tüketici arasındaki makas açılmıştı. O nedenle tüketici fiyatları üretici fiyatlarına doğru evrilecek diyordum sizlere. Tüketici fiyatları yüzde %14 seviyesindeydi Türkiye çapında. %23 seviyesinde üretici fiyatları vardı. Yani arada 9 puanlık bir fark vardı. Bu tesadüfi mi? İstanbul Ticaret Odası'nın verisine göre, enflasyon verisine göre Aralık'ta üretici fiyatları yani toptan fiyatları da %18.18 .18 oranında artmış durumda. 4 puanlık bir fark var İstanbul'da. Demek ki Türkiye genelinde o 23'e doğru evrilecek dediğimiz tüketici enflasyonu demek ki Aralık ayında en iyi ihtimalle 15-16 seviyesinde olacak. Muhtemelen 17'nin üzerine çıkacak. %17'lik bir enflasyon çok yüksek bir enflasyon ama bu iş burada da durmayacak arkadaşlar. Enflasyon Türkiye'de yükselmeye devam edecek. Biraz önce şu vergiler bile enflasyonun yükselmesi üzerinde çok ciddi bir etki oluşturacak. Firmaların maliyetleri artıyor. Bu maliyetler öyle ya da böyle fiyatlara yansıtılacak. Fiyatlara yansıtıldıkça da fiyatlar yukarıya gidecek ve bizim alım gücümüz de düşecek. Gelir iyiden iyiye azalıyor. Alım gücü iyice düşüyor ama fiyatlar hızla yükselmeye devam ediyor. Onun için 2021 yılı oldukça zor bir yıl olacak. Bu arada Sayın Erdoğan bir açıklama yaptı. Onu da sizlerle paylaşacağım esnafı çiftçiyi üreticiyi bu zor günlerde yalnız bırakmadık diyor. Acaba gerçekten öyle mi? Tablo bunu göstermiyor. Evet, tablo bunu göstermiyor. Çünkü tüm bu zamlar en çok esnafı, çiftçiyi, üreticiyi vuracak. Aynı zamanda vatandaşı da vuracak elbette. Vatandaş satın alma gücünü kaybettikçe üretici de malını satmakta zorlanacak ve reel sektör büyük bir sıkıntı içerisine girecek. Israrla söylüyorum arkadaşlar. 5 Nisan kararlarının öncesini yaşıyoruz. Ve ne yazık ki ben iyi ihtimal 16 17 lira olur diyordum dolar için ama eğer ki bu kafayla devam edilirse 5 Nisan'daki gibi bir hareket görebiliriz ki o da 28 lira ile 30 lira aralığında bir dolar kurunu işaret eder. Buna uygun olarak siz euroyu, sterlini hepsini aynı şekilde hesaplayabilirsiniz. Gram altının ve gram gümüşün de çok yüksek bir şekilde arttığını görürsünüz. Bitcoin rekor üzerine rekor kırmaya devam ediyor. 29674 dolar seviyesine gelmiş durumda. Bir Bitcoin tarihi zirvesinde bakalım bu yükseliş devam edecek mi etmeyecek? Ben Bitcoin konusunda bu seviyelerde biraz temkinliyim. Ancak temkinli olduğumuz her noktada yükseliş eğilimini hızlandırarak devam etti. Geçen sene yüzde 300 oranında yükselmiş Bitcoin arkadaşlar. Aralık ayında sadece %50'lik bir yükseliş var Bitcoin'de. Tehlikeli bir yer mi? Bana göre tehlikeli bir yer bu kadar hızlı bir yükseliş olduysa yine de bekleyip görmek gerekiyor. Şu an itibarıyla hala Bitcoin'de ciddi bir talep olduğunu görüyoruz. Bir başka haber Amerika Çinli şirketleri borsadan çıkarmaya başlıyor. Biliyorsunuz geçmişte bununla ilgili haberler geliyordu. Çinli şirketlerin borsadan çıkartılacağı bu sürecin başlatıldığıyla ilgili haberler haberler verilmiş diye yetkililer tarafından ve nitekim uygulamaya sokuluyor. Demek ki arkadaşlar Amerika ile Çin arasındaki ticaret savaşları azalmayacak, büyüyerek devam edecek. Yeni tarifeler gelecek, karşılıklı yeni atışmalar gelecek ve bu piyasaların daha da gerilmesini beraberinde getirecek. Bir tarafta Çin Amerika gerilimi, öbür tarafta pandemi meselesi, mutasyon konusu, aşı ile ilgili çalışmaların ne kadar etkili olacağının tam olarak bilinmemesi tüm bunlar toplamda stres ortamını artır teşvik konusuysa bu konuyla ilgili soru çok geliyor. Teşvikler geçmedi arkadaşlar Amerika'da. Çünkü Trump'ın vetosuyla tekrar Temsilciler Meclisine döndü. Temsilciler Meclisinde onaylandı ama sonrasında Senato'da hayır oyu aldı. Cumhuriyetçiler hayır oyu verdiler. Bunun temelinde de 600 dolarlık ödemenin 2000 dolara çıkartılması meselesi yatıyordu. 2000 dolar konusunda çekimser kaldı Cumhuriyetçiler dolayısıyla şu anda teşvik yasası çıkmış değil. 20'si itibarıyla Biden koltuğa oturduğunda muhtemelen tekrar teşvikler gündeme getirilecek. Ancak şunu da unutmayalım. Tabii ki senatoda cumhuriyetçilerin çoğunlukta olması teşvik paketinin çıkmasıyla ilgili problemleri biraz arttıracak gibi görünüyor. Öbür taraftan teşviklerin gecikmesi de problemleri arttırıyor. Demokratlarla cumhuriyetçiler belli bir noktada buluşacaklar, uzlaşacaklar ve bu teşvikleri çıkartacaklar. Dün de söylemiştim, bugün de söylüyorum bir kez daha. Altın fiyatlarının yükselmesinde teşvikler de çok önemli önemli teşviklerin çıkmaması da çok önemli. Bakın ikisi de altın fiyatlarının yükselmesini destekleyen konular. Teşvikler çıkarsa piyasaya para gireceği için ve bu para önemli ölçekte güvenli limanı olan altına yöneleceği için altın fiyatları yukarıya doğru çıkacak. Teşvikler geçmezse stres ortamı artacak. Yine altın fiyatları yukarıya çıkacak. Nitekim altın nonsu da 1998 dolar seviyesinden kapanışını gerçekleştirdi. Muhtemelen yeni yıl açılışlarıyla birlikte kendisini 1900 doların üzerine atacak. O Orada tutunacak sonrasında 2000 doların üzerine zorlamaya başlayacak ve 2021'de hem stres ortamı hem teşvikler hem ülkeler arası gerilim gibi nedenlerle altındaki yukarıya sıçramalar daha da hızlı hale gelecek. 2021 yılı oldukça heyecanlı bir yıl olacak, stresli bir yıl olacak. Bana göre 2021 yılı 2020'ye göre çok daha zor bir yıl olacak. 2020'yi atlattık 21'e girdik her şey güllük gülüştü anlık olacak kafa çok fazla takılmamak gerekiyor. Çünkü stres ortamı birikerek devam ediyor. Bunu özellikle altını çizmek istiyorum. Bu yılda keşin kral olacağını unutmayın. Nakit'in kral olacağını ve altının kral olacağını unutmayın diyorum sizlere. Evet bu videomda sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşçakalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Size çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ve beni hem Instagram'dan hem de Twitter'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşçakalın, mutlu kalın dostlar.